Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Zamlarla alakalı yeni bilgilere yer vermeye çalışacağız. Özellikle emekli aylıklarında ne kadar artış olması konusunda çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. Seyyanen zam, ilave zam, refah payı %'li göranda zam. Hepsi hakkında görüşmeler sürerken emekli vatandaşlarımız hala daha maalesef geçim sıkıntısını çekmeye devam etmektedir. Haziran denildi olmadı. Temmuz denildi. Hala da zamlarla alakalı net bir gelişme meydana çıkmış durum daha değil. En düşük emekli dahili olan 10.000 TL'nin En düşük emekli dahili olan 10.000 TL'nin Asgari ücret seviyesi üzerine yani 17.000 TL'nin üzerine çıkarılması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü hala da aktarılıyor ama bir türlü yasal süreç başlatılmadı. Emeklilerimize siz şu kadar zam alacaksınız diyerekten bir açıklama maalesef gelmiş durumda değil. Özellikle en düşük emekli aylığı aranlara oransal olaraktan zam gelirse onların işi maalesef kötü oluyor. Çünkü %35'lik bir zam gelirse 3.5 milyar bir zamla en düşük emekli aylığı maalesef 13.500 TL olacak. Bunun önlenebilmesi için seyyanen zamın şart olduğu dile getiriliyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlara. Öncelikle en düşük emekli aylığı alanların maaşlarının 16.000 seviyelerine getirilerekten arkasından oransal olaraktan zam yapıldıktan sonra askeri ücretin üzerine çıkarılması 19.000 20.000 gibi paralara gelmesi bekleniyor en düşük emekli aylığının. Tabii ki diğer emeklilerimiz de şu anda en düşük emekli aylığından 10.000 TL'nin üzerinde alan emeklilerimizde ne olursa olsun ilk etapta en düşük emekli aylığına sabitlenecek maaşları arkasından da oransal olaraktan zamların gelmesi bekleniyor. İnşallah öyle olur ve emeklilerimiz en düşük emekli aile özellikle 20 bin TL bandına gelir diye umuyoruz. Zaten belirtilen açıklamalarda en düşük emekli aylığı bundan önceki yıllarda da askeri ücretin üzerindeydi diyerekten açıklamalar var. Emeklilerimizi bilirler. Daha önceki yıllarda en düşük emekli aylığı askeri ücretin hep üzerinde kalmıştı. Maalesef son zamanlarda çok çok altında gerilemiş.